ve Fenerbahçe Kulübü Emre Mor'la anlaşmaya vardığını gece yarısı resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır denildi. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Urma, Fenerbahçe'nin açıklamasından saatler önce Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurmuştu. TRT Spor'a konuşan Urma yaptığı açıklamada Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı dedi. Süleyman Urma devamında Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon euro verse bile satmam, sözümü tutarım diyerek transferi resmi ağızdan ilk duyuran kişi olmuştu. Ve Fenerbahçe'de transferler devam ediyor. Sarı lacivertliler de 1 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesi bir transfer daha bitebilir. Jorge Jesus'un orta saha için bir numaralı adayı olan William Carvalho için uzun süredir yapılan girişimler meyvesini verdi. Kapıyı 10 milyon eurodan açıp 8 milyon euroya inen Real Betis uzun süre bu rakamın altına düşmeyi kabul etmemişti. Fenerbahçe ise sıkı bir şekilde pazarlıklarını sürdürürken bir yandan da Danilo Pereira ve Sergio Oliveira için harekete geçti. Yaşanan son gelişmelerin ardından İspanyol ekibinin inadı sonunda kırıldı. Yeşil beyazlılar bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk bonservis bedeline tamam dedi ve iki kulüp prensip anlaşmasına vardı. Sarı lacivertliler William Carvalho ile yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bonuslar konusundaki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.